21. yüzyılın içindeyiz. Çok fark etmedik. Çok hızlı geçti ilk 15 sene. Ama ilginç bir dünyadayız. Bir yanda acayip değerlerle anılan şirketler var. Diğer tarafta savaş var. Bir yanda o kadar varlık var ki obezite dünyanın en büyük salgını, hala açlıktan ölen insanlar var. Ve bunların hepsini bir arada konuşuyoruz, idare etmeye çalışıyoruz ve bunlar üzerine inovasyon yapmaya çalışıyoruz. Medeniyeti, insanlığı ilerletmeye çalışıyoruz hep birlikte. Hepimizin buna katkısı var. Bazıları ve herkesin farklı bir istikamete katkısı var. Biz genel itibariyle gelecekle ilgili çok iyimseriz ve bu iyimserliği yaymaya çalışıyoruz. Çünkü iyi düşünürsek iyi olacaktır düşünüyoruz. Geleceği başıboş bırakırsak, gidişatı başıboş bırakırsak büyük sorumsuzluk olur ve illa kendi başına çok iyi bir yere gitmeyebilir. İki tane çok sevdiğim İngiliz düşünür var. Sir Martin James ve Sir Martin Rees. Bunlar Cambridge ve Oxford Üniversitesi'nden. Eğer 21. yüzyılı sağ salimini atlatırsak 22. yüzyıl çok güzel olacak diyorlar. Yani o sorumluluğu taşıyoruz bugünlerde üzerimizde. Bu yüzyılı atlatmamız gerekiyor. Sağ salimin elimizde insanlığı ve gezegeni yok edecek teknolojiler var. Bizi tanıyanlar, biz özellikle işin bilimsel ve teknolojik tarafıyla çok yakından ilgileniyoruz. Ama bugün bunun yönetime, kurumsal yönetime özellikle nasıl yansıdığını bahsedeceğiz. Bir ulaşabildiğimiz ve bizce kendi alanında Türkiye'deki önemli fikir liderlerini bir araya getirmeye çalıştık. Ve sizler için ufuk açıcı bir etkinlik düzenlemek için tekrar sizi buraya kadar yorduk. Geldiğiniz için teşekkür ederiz. Bu arkadaşları doğrudan resminden tanıyan kimse var mı? Bunlar bir ev ortamında ve ev ortamını işe çevirmiş arkadaşlar. Konaklama as a service, Türkçesi nasıl diyeyim? Konaklama bir hizmet olarak, yani burada teknoloji geçmişi olan ya da teknoloji alanında çalışan arkadaşlar software as a service kavramını bilirler. Bugünlerde her şey as a service'e dönüşüyor. Bu arkadaşlar da accommodation as a service veriyorlar. Ve şu an Airbnb'nin piyasa değeri Hilton'un piyasa değerinden daha yüksek. Ve Airbnb'nin yönettiği oda sayısı Hilton'un yönettiği oda sayısından daha büyük. Hilton'da 150 bin kişi çalışıyor, Airbnb'de 800 kişi çalışıyor. Bunun benzeri örnekleri bizim ülkemizde de oluşmaya başladı. Ve paylaşım ekonomisi diyebileceğimiz bu fenomenin en başarılı bugünlerde vitrin startup'ı Airbnb. Bir başka vitrin startup daha var. Bu arkadaşı tanıyor musunuz? Bu da bu işi as a service veriyor. Transportation as a service. Uber. Uber de dünyanın toplam tüm taksi şirketlerinden daha büyük bir taksi şirketi ve bir ulaştırma şirketi. Uber bugünlerde acaba biz sürücüsüz araba işine girsek mi diyorlar. Volkswagen'in bugünlerde yaşadıklarını hepimiz takip ediyoruz muhtemelen. Volkswagen'in rakibi Toyota olmayacak 10 sene sonra. Apple, Google ya da Uber gibi şirketler olacaklar. Burada farklı bir şey cereyan ediyor demek ki. Dünya dijitalleşiyor diyoruz biz. Hatta dijital dünyalaşıyor diyoruz çoğu zaman. Atladı mı? Bu dijitalleşme özellikle sürati artırıyor. Bu şehirde süratten bahsedildiğinde ben şöyle bir tepkiyle karşılaşıyorum genelde. Ya Halil, zaten biz yeterince hızlı yaşamıyor muyuz? Daha mı hızlanacağız? Diyoruz. Evet, daha hızlanacağız. Dinginleşebilmek için hızlanmamız gerekiyor. Bizim keyifli yaşadığımız anlar ya da sakin, huzurlu, dingin
algı olarak bizim hızlı olmadığımız bir anı yakalayabilmek için etrafımızdaki her şeyin hızlanmasını arzu ediyoruz. Hangimiz çağrı merkezini aradığında beklemekten hoşlanıyoruz? Doktor sırasında beklemekten hoşlanıyoruz? Hoşlanmıyoruz. Ve peki o işi yapan insanları düşünelim. O işlerin hepsi dijitalleşecek. Bugünlerde tehdit altındaki hayvan cinsleri gibi biz tehdit altındaki meslek gruplarını araştırmaya başladık. Yok olmaya mahkum meslek gruplarını çıkaracağız. Herhalde o raporu Çalışma Bakanlığı'na ulaştıracağız bir şekilde. Önümüzdeki yıllarda software, algoritmalar, robotlar ve başka otomasyonlar ve entegrasyonlar bazı meslekleri ortadan kaldıracak. Bunu ama insanlık daha önce çok defa yaşadı. İşte daktiloda yazan insanlar vardı. Santralde telefon görüşmelerini mümkün yapan insanlar vardı. Onların hepsini atlattık. 7.3 milyar insan olduk. Çoğu da çalışıyor. Bir şekilde çözebiliyoruz bu problemi. Yeni gençler şirketler için büyük bir fenomen. Ne yapacağız bunları? Çok sadık değiller. Çok nazlılar. Bizim alışık olduğumuz gibi çalışmıyorlar. Çünkü biz onları, bizim ebeveynlerimiz bizi yetiştirdiği gibi yetiştirmiyoruz. Yani herkes bir kendine önce iğneyi batırsın. Şu an bu çocuklar çok farklı bir ortamda yetişiyor. Çok farklı ekipmanlar kullanıyorlar. Çok farklı yetkinlikler geliştiriyorlar. Ve onlar çoğunlukta. Dolayısıyla biz onlara uyum sağlamamız gerekiyor. Onları bizim kalıplara sokamayacağız. Onların farklı yetkinliklerinden nasıl istifade edebileceğimizin yöntemlerini bulmamız gerekiyor ve bazı alışkanlıklarımızı terk etmemiz gerekiyor. Bugün bu iki konuya özellikle odaklanacağız. Yeni gençler, yeni kuşak ve onların müşteri olarak, çalışan olarak, vatandaş olarak nasıl yönetileceği ve deneyim ekonomisi diye isimlendirdiğimiz bir kavram var. Yani Uber size bir deneyim sağlıyor. Bir taksi size bir deneyim sağlıyor. Her marka size bir deneyim sağlatmak istiyor. Biz size burada bir deneyim yaşatmaya çalışıyoruz. O yüzden deneyim ekonomisi demek çok yanlış bir kavram olmaz. Bunun uç noktası ekranda gördüğünüz cihaz. Bu cihazı gören hiç kimse var mı aramızda? Paris'te icat edilmiş, adı Levav. Bu bir titreşimli ısıtma cihazı ve içine koyduğunuz sıvıyı buharlaştırıyor özel bir yöntemle ve o buharı bu bardağa alıyorsunuz ve oradaki pipetle diye içinize çekiyorsunuz ve böylece o kabın içindeki sıvıyı buhar olarak tüketiyorsunuz. %100 lezzet, 0 kalori. Paris'te çok tutmuş durumda. İnsanlara buhar satarak köşeye dönebileceğiniz döneme geldik. Cihazı ayrıca cihaz olarak da satın alabiliyorsunuz ama bunun kafeleri türemiş durumda. Yani deneyimi nereye kadar götürebileceğiniz tamamen hayal gücünüze bağlı. Ve bunu pazarlayabildiğinizde, bunun alıcısını bulduğunuzda, bunun da bir pazarı oluşuveriyor. Dolayısıyla deneyimin tasarlanması gerekiyor. Tasarımdan bugün çok bahsedeceğiz. Deneyimden bugün çok bahsedeceğiz. Müşteriden ve o müşteri aslında bir insan, o insandan çok bahsedeceğiz. Bu sebepten dolayı bir kusursuz fırtına oluşmuş durumda. Pek çok şey bir araya geldi. Çok büyük değişiklikler var. Bizce endüstri dönemi bitti ve endüstri dönemi kafasıyla iş yapmaya çalışan insanlar önümüzdeki yıllarda bunu kestirmek zor olacak. Ben dotcom krizi, Türkiye'deki krizi bilfiil bir girişimci olarak yaşamış ve duvara toslamış birisi olarak artık hani internette dükkan açmayan kesinlikle yok olacaktır gibi bir cümle kurmaya cesaret edemiyorum. Endüstri dönemi bitti. Bundan dolayı işte büyük fabrikalar iş yapamayacaktır ve büyük sermaye ile, ölçek ekonomisiyle iş yapan şirketler şu saate kadar, şu güne kadar yok olacaktır demek biraz zor ve iddialı. Ama zaman içerisinde piyasa değerleri düşecektir. Airbnb, Hilton'u geçiyorsa bir taksi bir şekilde taksi duraklarını ortadan kaldırıyorsa, sahibine.com
emlakçıların azalmasına sebep oluyorsa, Webnak gibi bir şirket kamyoncuları cep telefonu kullanmayı, tablet kullanmaya itebiliyorsa ve buna benzer onlarca daha örnek sayılabilir, bir şeyler değişiyor ve o değişime uyum sağlamak gerekiyor. Dolayısıyla deneyim dönemi başladı. Deneyimin çok boyutlu. Bugün bunu tartışacağız. Deneyimi nasıl tarif edeceğimiz çok iyi bilmiyoruz. O yüzden burada bir tarif yok. Müşteri deneyimi üzerine çok uzman bir arkadaşımız var. Çok yakın bir akrabası bir sağlık problemi yaşadığı için katılamayacak. Hakan Tetik selamlarını ve özürlerini iletti. Ama onun dışındaki konuşmacılar da deneyimden çok bahsediyor olacaklar. Klasik yolu tercih edenler, o yolu tercih eden diğer rakipleriyle birlikte aynı kadere maruz kalacaklar, aynı kaderi yaşayacaklar. Robert Frost'un şiirini bilirsiniz. Bir kavşakta çok tercih edilmeyen diğer yolu tercih ettim. İngilizcesi daha kafiyeli, daha güzel oluyor. Şu an öyle bir kavşaktayız ve herkesin gitmediği yeni yolları denemek gerekiyor. Ve bu etkinliğin sonunda bir inisiyatifimizi, bir hareketimizi sizinle paylaşmak istiyoruz. O yüzden sonuna kadar kalmanızı tavsiye ederiz. Zaten aradan sonra çok değerli yöneticiler sahnede Kerem Özdemir'le birlikte çok keyifli bir sohbet yapıyor olacaklar. Şimdi benden hemen sonra McKinsey'den sağ olsun tanıştığımız bir arkadaşımız Matias bizimle birlikte. Onlar bu değişimin onların bakış açısından nasıl gerçekleştiğini bizimle paylaşacak. Ve sırasıyla Evrim Hanım, Z kuşağı üzerine Türkiye'deki fikir lideri diyebiliriz. Onu dinliyor olacağız. Oyunlaştırma, gamification ve onun yönetimi nasıl yansıdığı, şirketlere nasıl yansıdığı, kurumsal ortamlarda oyun olmayan işlerin nasıl daha eğlenceli olabileceğini, daha angajman artırıcı haller olacağını bize Nils van der Linden anlatacak. Baran, Business Models Inc.'in Türkiye temsilcisi ve iş modeli, asıl ama iş modeli, strateji nasıl olabilir ve strateji 2.0 gibi bir kavramla bizi tanıştıracak. Kadir Has Üniversitesi'nde ofisi olan, doğru mu söylüyorum hocam? İsmail Hakkı Polat aramızda. Yeni medya döneminde yönetimin nasıl düşünmesi gerektiğini, nasıl davranması gerektiğini paylaşacak bizimle. Hakan Tetik herhalde aramızda olmayacak ve bu geç başlama zaman gap'ini bu şekilde de kapatıyor olabileceğiz. Ve son aradan önce herhalde epeyce güleceğimiz eğlenceli bir sunumla Uğur Özmen bize insan odaklı deneyimi ve buradaki müşteri hikayelerini paylaşacağı keyifli bir sunum bizimle paylaşacak. Aradan sonra gelmiş bu arada, hoş geldin Kerem Özdemir'in moderasyonunda 4 tane birbirinden değerli yöneticimizle bilfiil sahada bu işi yapmaya çalışan yöneticiler nasıl yapıyorlar bu işi? Soner Cankob, Bankalar Arası Kart Merkezi'nden, HP'den Güngör Kaymak, SAP'den Zeynep Keskin ve Migros'tan insan kaynaklarından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Demir Aytaç bizlerle beraber olacaklar. Onların sonunda da biz tekrar şu an sözünü verdiğim, ipucunu verdiğim bir inisiyatifimizi sizinle paylaşıyor olacağız. Tekrar geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz.